Merhaba arkadaşlar. Bugün 5. web yayınları sayfa 51 ile 61 arasındaki çalışmaları yapmış olacağız. Birinci kısmımızla başlamış oluyoruz. İlk soruda aşağıdaki işlemlerin en yakın onluğa yuvarlayarak sonuçlarını tahmin ediniz. İşlemlerin sonuçlarını tahmininizle karşılaştınız demiş. Bakın tahminle sonucumuzu karşılaştırmamız isteniyor arkadaşlar. Tahmini bulurken de en yakın onluğa yuvar, yuvarlayarak işlem yapmamız istenmiş. Birinci işlemim 28 ile 19'un çarpımı. Burada bakın tahmini sonuçta 28'i en yakın 10'la yuvarladığımızda bu ifade birler basamağı 5'ten büyük olduğu için yukarıya yani 30'a yuvarlanır. 19 ifadesi ise yine birler basamağı 5'ten büyük olduğu için yukarıya yani 20'ye yuvarlanır. 30 çarpı 20'yi bulmamız gerekecek. 0 çarpı 0 0 0 çarpı 3 0 2 çarpı 0 0 2 kere 3 6 yaptı arkadaşlar. Topladığımızda da tahmini sonucumuz 600 olarak bulunmuş oldu. En yakın onluğa yuvarlayarak. İşlemin sonucu ise normal işlemi yapalım. 28 çarpı 19. 9 kere 8 72'nin ikisi elde var 7. 9 kere 2 18 7 daha 25 yaptı. 1'e geçtiğimizde 1 kere 8 8 1 kere 2 2 topladığımızda 2'ye aşağıya indim. 5 8 daha 13 yapar 13'ün 3'ü elde var 1. 2 2 daha 4 elde eklediğimizde 5 yaptı. İşlemin sonucu da 532 olarak karşımıza gelmiş oldu diyoruz. Tahminimiz 600. İşlemin sonucu 532. Yaklaşık bir değere sahip diye soruyu çözmüş olduk arkadaşlar. Şimdi ikinci işlemimize geçtik. Burada bakın yeterli yer olmadığı için işlemi silerek ilerleyeceğim arkadaşlar. Birinci işlemimizi siliyoruz. Sizler eksik kaldıysa durdurarak tamamlayabilirsiniz. İkinci işlemimizde en yakın onluk dediği için birler basamağı 5'ten büyük olduğu için bu ifade yukarıya yani 930'a yuvarlanır. İkinci ifade birler basamağı 5'ten büyük olduğu için yukarıya yani 190'a yuvarlanır. Ve bu iki ifadeyi çarpıyoruz. 0 çarpı 0 0, 0 çarpı 3 0, 0 çarpı 9 0. 9 kere 0 0, 9 kere 3 27'nin 7'si elde var 2. 9 kere 9 81, 2 de elde 83 yaptı. Devam ettim. Bir kere sıfır sıfır. Bir basamak kaydırarak çarpmayı unutmayın. Bir kere üç üç. Bir kere dokuz dokuz. Topladım. Sıfır aşağıya geldi. Sıfır aşağıya geldi. Sıfır artı yedi yedi. Yedi artı sıfır yine 7. 3, üç daha 6. Dokuz sekiz daha 17. 176.700 Yüz Tahmin sonucumuz arkadaşlar. Yüz bin yedi olarak tahmin sonucu bulduk. Şimdi gerçek sonucu bulalım. Yani Evet 927 ile de 189'u çarpıyoruz. Yazalım buraya. 9 kere 7 63'ün 3'ü elde var 6. 9 kere 2 18 6 daha 24 yapar 24'ün 4'ü 24 elde var 2. 9 kere 9 81 2 de elde 83 yaptı. 8 kere 7 56'nın 6'sı elde var 5. Yanlış yazdık arkadaşlar şurayı düzeltelim. 56'nın 6'sı elde var 5. 8 kere 2 16 5 daha 21 yapar 21'in biri elde var 2 8 kere 9 72 2 de elde 74 yaptı Devam ettim 1 kere 7 7 1 kere 2 2 1 kere 9 9 yaptı Topladığımızda 3'e aşağı indim 6 4 daha 10 yapar Onun 0 elde var 1 3 1 daha 4 7 daha 11 Elde'ye eklediğimizde 12'nin ikisi elde var 1 8 4 daha 12, 2 daha 14. Elde eklediğimizde 15'in 5'i elde var 1. 9 7 daha 16, elde eklediğimizde 17 yaptı. Yani sonucumuz da 175.203 olarak bulundu. 175.203 normal işlemin sonucu olarak bulunmuş. Oldu arkadaşlar. Tahmini sonucumuz 176.700. işlemin sonucu 175.203 yaklaşık bir değere sahip diyoruz. En yakın onluğa yuvarlayarak sonuçları bulmuş olduk diyoruz arkadaşlar. Ve ikinci soruya doğru geçiyoruz. Burayı temizledik. Yetiştiremeyen arkadaşlarımız durdurarak tamamlayabilirler. Saatçi Mehmet'in bir hafta boyunca ABC ve D saat çeşitlerinden yaptığı satış adedi ve TL cinsinden adet fiyatları tabloda verilmiştir. Buna göre sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak Mehmet'in bu satıştan toplam kaç Türk lirası elde edeceğini tahmin ediniz demiş. Ne yaptık bakın arkadaşlar. En yakın onluğa yuvarlayarak toplam satış miktarını sormuş. Şimdi A çeşidi için 35 adet satmış. Bunu en yakın onluğa yuvarladığımızda birler basamağı 5 olduğu için yukarıya yani 40'a yuvarlanır. 217 birler basamağı 5'ten büyük olduğu için yukarıya yani 220'ye yuvarlanır. 220 ile 40'ı çarpacağız. 220'yi yukarıya yazalım arkadaşlar çarpması kolay olması için. 220 ile 40'ı çarpacağız. B saati için 44'ü birler basamağı 4 olduğu için aşağıya doğru yani 40'a yuvarlayacağız. 119'da birler basamağı 5'ten büyük olduğu için yukarıya yani 120'ye yuvarlayacağız. Bu ifadede 120 bu 40 oldu. 120 ile 40'ı çarpmam lazım. Şöyle yuvarlanmış hallerini yanına yazabilirsiniz. 40. Bunu 220'ye yuvarladım. Bunu 40'a yuvarladım. Bunu 120'ye yuvarladım şu anda. 120 ile 40'ı çarpacağız. C saati için 56'yı 5'ten büyük olduğu için 60'a yuvarladım. 82'yi burası 5'ten küçük olduğu için 80'e yuvarladım. 60 ve 80'i çarpacağız. Son olarak D saati için de 12'yi yuvarladığımızda 5'ten küçük olduğu için 10'a 17'de ise 5'ten büyük olduğu için yukarıya 20'ye yuvarlanacak. Burada da 10 ile 20'yi çarpmamız gerekecek. Diyor ki en yakın onluğa önce yuvarla sonrasında çarpma işlemleri yaparak toplam satış miktarını bul. Şimdi çarpıyorum arkadaşlar. 0 çarpı 0 0 0 çarpı 2 0 0 çarpı 2 0 4'e geçtim 4 kere 0 0 4 kere 2 8 4 kere 2, 2 8 topladığımızda 0 aşağı indim bunu da indim 0 artı 8 8 8 de aşağı indim de 8800 TL A markasından gelir elde ettik. Devam ediyoruz. İkinciye geçtim. 0 çarpı 0 0 0 kere 2 0 0 kere 0 0 kere 1 0 4 kere 0 0 4 kere 2 4x2, 8 4 kere 1 4 topladım. 0 0 0 artı 8 8 4'ü de aşağı indim de 4800 yaptı. Devam ediyorum. 0 çarpı 0 0 0 çarpı 6 0 8 kere 0 0 8 kere 6 48 yaptı arkadaşlar. Bunu topluyorum. 0 0 8 4 oldu. Bu da 4800 geldi. Diğerine geçtiğimizde 0 0 2 kere 0 0 2 kere 1 2 oldu. Topladığımızda bu da 0 0 2 oldu. 200 oldu. Diyor ki bu miktarları yuvarlayıp bulduktan sonra toplam miktarı sormuş. 8800 4800 bir 4800 daha ve 200'ü toplamamız isteniyor. Sıfırlar toplandığında 0, sıfır, sıfırlar toplandığında 0. Sıfır. 8 8 daha 16, 8 daha 24, 2 daha 26'nın 6'sı elde var 2. 8 4 daha 12, 4 daha 16, 2 de elde. 18. Yani 18600 TL toplam satıştan elde edilen miktar ediyor arkadaşlar. Önce en yakın onluğa yuvarladık. Sonra çarpma işlemlerini yaptık. En sonunda toplama işlemiyle ikinci soruyu çözmüş olduk. Ve sayfa 51'i bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Bu soru biraz işlemi fazla olan bir soruydu. Dikkatle işlemleri yapmanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Biz bu işlemleri silerek devam edeceğiz. Sizler eksik kalan kısımları durdurarak tamamlayabilirsiniz. 52. sayfada demiş ki birinci soruda şu etkinlik kısmında Aşağıdaki bölme işlemlerinde bölüneni bölenin en yakın katına yuvarlayarak sonuçlarını tahmin ediniz. Tahmininiz işlemin sonucunu karşılaştınız demiş. Bakın bölme işlemiyle tahmin konusuyla alakalı. Şimdi 72'yi 5'e böldüğümüzde arkadaşlar burada 5'in katı bir sayı düşünmemiz lazım tahmin yaparken. Şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. bir sayının 5'e bölünmesi için sonuç 0 veya 5 olmalıdır. Burada 72 yerine 70 veya 75 olarak düşünürseniz tahmin yapabiliriz. O yüzden burada 75 de alsanız olur. 70 de. 70'i alalım. Bakın 70'i 5'e böldüğümüzde 7'nin içerisinde 5 bir defa. Çıkardığımızda 2 kaldı. 0 aşağıydım. 20'nin içerisinde 5. 4 defa. 5 kere 4 20. Kalan 0 0. Cevabımız 14 çıktı. Tahmini sonuç 14. Burada etkinlik için yeterli yer yok. Sizler bunları bir kağıda güzelce yazabilirsiniz. Bir de gerçek sonucu bulalım. 72'yi 5'e bölelim. İkisini karşılaştır demiş çünkü. 7'nin içerisinde 5 bir defa. 7'den 5 çıktı 2. 2 de aşağı indim 22. 22'nin içerisinde 5 4 defa. 5 kere 4 20. Kalan 2 0. Bakın bu sefer yine sonuç 14 çıktı. Kalan da 2. Gördüğünüz gibi tahminimizde gerçek sonuç birbirine aynı çıkmış oldu diyoruz. Bunu 5'in katı şeklinde düşündüğümüzde bu iki işlemde A şıkkının cevabı olacak arkadaşlar. Birisi tahmini sonuç, birisi gerçek sonuç. B'ye geçiyorum. Bu işlemleri silerek ilerleyeceğim. Sizler durdurarak eksik kalan kısımları tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 136'nın tam katı değil. Bunu 126 veya 132 olarak düşünebilirsiniz. Ya da 10 altının iki katı 12 bakın 12 120 gibi düşünerek de yapabilirsiniz tahmin dediği için arkadaşlar kesin bir sonuç yok yaklaşık bir değer bulmanız yeterlidir burada altının tam katın en yakın dediği için 132'yi alalım normalde 120 alıp yaklaşık bir tahminde bulunsanız da olur ama en yakın dediği için altının buna en yakın katı 132 var arkadaşlar 132'yi 6'ya bölüyorum. 13'ün içerisinde 6 2 defa 6 kere 2 12 kalan 1 burada 0. 2'ye aşağı indim 12'nin içerisinde 6 2 defa 6 kere 2 12 kalan 0 0. Tahmini cevabım 22. Gerçek sonucum 130'u 6'ya bölersek. 13'ün içerisinde 6 2 defa 6 kere 2 12. Burada kalan 1 burada 0. 0'a aşağı indim 10'un içerisinde 6. 1 defa 6 kere 1 6 kalan da 4 yaptı arkadaşlar. Bakın burada ise sonuç 21 çıktı. Tahmini cevapta 22. Gerçek sonuç ise 21 olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Burada da altının en yakın katı 132 olduğunu düşünmek birazcık zor bir kısımdı. Dediğimiz gibi 120 falan düşünüp yaklaşık bir tahminde de bulunabilirsiniz diyoruz tahmin konusu olduğu için. C'ye geçtim. 636 var, 8 var. Bakın burada 8'in katını görmesi çok kolay bir iş değil. Şöyle düşünebilirsiniz. 8 kere 8 64. Yani bunu 636 değil de 640 alsak aslında bölme işlemi yapılabilir. O zaman ona geçelim arkadaşlar. Burası bakın bölme işleminde tahmin çok kolay bir işlem değil. En yakın katını düşünmek hiç kolay değil. O yüzden dikkatle yapmamız lazım. 636 değil de 640 alırsam 8'in tam katı. O yüzden 640 aldım. 64'ün içerisinde 8, 8 defa 8 kere 8, 64. Kalan 0, 0. Bu 0 aşağı indim. Aynı zamanda buraya yazıldı. Tahmini cevabımız 80. Gerçek cevabımız 636'yı 8'e bölüyorum. 63'ün içerisinde 8, 7 defa 8 kere 7, 56. 3'ten 6 çıkmaz yanından aldı. 13'ten 6 çıktı. 7. Burada 5 kaldı. 5'ten 5 çıktı. 0. Buraya da 6 indim. 76'nın içerisinde 8. Kaç defa diye sormuş arkadaşlar. 9 kere 8, 72 yapar. Kalan da 4 olarak bulunmuş olur. Bakın gerçek sonuç 79, kalan 4. Tahmini sonucumuz 80 olarak bulunmuş oldu. Tahminle gerçek sonuç birbirine yakın şekilde sonuçlanmış oldu diyoruz. Ve C şıkkımızla devam ediyoruz. 88 ve 9 sayıları var. 9'un katı olacak şekilde 90 düşünebiliriz. Burada da 88 yerine 90 alacağız arkadaşlar. 90'ı 9'a bölüyoruz. 9'un içerisinde 9 bir defa çıkardığımızda 0. Bu 0 aşağı indi. Buraya da yazıldı. Cevabımız 10 olarak bulundu tahmini olarak arkadaşlar. Şimdi gerçek sonucu bulalım. 88'i 9'a böldüğümüzde 88'in içerisinde 9 9 defa 9 kere 9 81 8'den 1 çıktı 7 8'den 8 çıktı 0 yani 9 çıktı kalan da 7. Bakın bu gerçek sonucumuz. Bu da tahmini sonucu olarak karşımıza gelmiş oldu. C şıkkının cevabı olarak diyoruz. Ve D şıkkımızla devam ediyoruz. Bu işlemleri temizleyerek ilerliyorum arkadaşlar. Sizler eksiklerinizi durdurarak tamamlayabilirsiniz. D şıkkına geçtiğimizde 1043 bölü 20. Bakın burada 1043 20'nin katı olan bir sayı şöyle olabilir. 1040 olabilir. 20'nin katı olacak şekilde. Bu ifadeyi 1040 olarak aldım. 20'ye böldüğümüzde 104'ün içerisinde 20, 5 defa 5 kere 20, 100 yapıyor. Çıkardığımızda burada 4 kaldı. Burada 0, 0. 0 aşağı indiğimde 40'ın içerisinde 20, 2 defa 20 çarpı 2, 40 yapar. Çıkardığımızda da kalan 0, 0 oldu. Tahmini sonucum 52 olarak bulunmuş oldu. Şimdi gerçek sonucu bulalım. 1043'ü 20'ye bölüyorum. 104'ün içerisinde 20 yine 5 defa 100 yaptı. Çıkardığımızda 4 0 0 oldu. 3'ü aşağı indim. 43'ün içerisinde 20 2 defa 20 çarpı 2 40. Kalan da 3 oldu arkadaşlar. Yine sonucum 52 çıktı. Tahmin sonucum da 52 çıktı. Burada kalan 3 olarak belirtilmiş oldu. D şıkkımızın cevabı olarak diyoruz. Ve son şık olan E şıkkına doğru geçiyoruz arkadaşlar. E şıkkına geçtiğimizde 876 bölü 11. 11'in katı olacağı şekilde bakın. Bu ifadeyi 880 yaparsam 11'in tam katıdır. O zaman 880 bölü 11 yazabilirim. 88'in içerisinde 11 8 defa 88 yapıyor. Kalan da 0 0. Bu 0 aşağı indim. Buraya da yazıldı. Tahminim 80 olacak. Gerçek sonuçta ise 876'yı 11'e bölüyorum. 87'nin içerisinde 11 7 defa 77 yaptı. Çıkardığımızda burada 0, burada 1 kaldı. Buraya 6 indim aşağı. 106'nın içerisinde 11 tam 9 defa. 9 kere 11 99 yapar. 6'dan 9 çıkmaz. Yanda da yok. Buradan aldığımızda burası 10. Bu da yana verdiğinde burası 9, burası 16 oldu. 16'dan 9 çıktığında 7. Burada 9 kalmıştı. 9'dan 9 çıktı 0. Bu yana verdiği için 0 kalmıştı 0. Yani kalan 7 sonuç 79 tahmini sonucumuzda 80 olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Bu şekilde en yakın katına yuvarlayarak bu etkinliğimizi tamamlamış olduk. Bu etkinlik birazcık zor bir kısımdı arkadaşlar. Tam katını görmek çok kolay bir işlem değil diye de hatırlatmış olalım. Diğer etkinliğimize devam ediyoruz. Aşağıya doğru geçtik. 52 de yok. 53'e bakalım. 53'te bir etkinlik yok gibi duruyor. Evet yok arkadaşlar. 54'te bir tane var. Bu etkinlikle devam edelim. Evet bu etkinliğimizde arkadaşlar bir cc 1165 bardağı her birinde 12 bardak olacak şekilde kutulara koyacaktır. cc'nin kaç kutuya ihtiyacı olacağını tahmin ediniz. Tahmininizi yaparken hangi stratejiyi kullandığınızı açıklayınız. Tahmininizle işlem sonucunu karşılaştınız demiş. Bakın burada yapılması gereken işlem bu kadar bardağı 1165 bardağı 12 bardak olacak şekilde gruplandıracaksak yapılacak işlem bölme işlemi. Şimdi tahmin yapmamız istenmiş. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bu ifadeyi en yakın yüzdeye yuvarlayalım. 1165 ifadesi en yakın yüzdeye yuvarlandığında 1150'den fazla olduğu için yukarıya yani 1200'e yuvarlanır. 1200'e yuvarlandığında 12'ye kolaylıkla bölünebilir. 12'nin içerisinde 12 bir defa çıkardığımızda 0 0 burada iki tane sıfır aşağı indim. Burada iki tane sıfır eklemiş oldum. Yani tahmini sonucum 100 olarak bulunmuş oldu. En yakın yüzlüğe yuvarlayarak yaptım. Şimdi gerçek sonucu bulalım. Onu da istemiş. 1165'i 12'ye bölüyorum. 11'in içerisinde 12 yok. 116'nın içerisinde 12 9 defa desem oluyor galiba. 9 defa 9 kere 2, 18 elde var. 1, 9 kere 1, 9 elde ekledim. 10 yapar, 108 yapıyor. 6'dan 8 çıkmaz, yandan aldım. 16'dan 8 çıktı, 8. Burada yana verdiği için 0 kaldı. 0'dan 0 çıktı, 0. 1'den 1 çıktı, 0. 8 kaldı sadece. 5'i aşağı indim de. 85'in içerisinde 12 arkadaşlar. Kaç defa var? 6 defası 72, 7 defası 84 yapıyor. 7 kere 2, 14'ün 4'ü elde var. bir 7 kere 1, 7 elde ekledim. 84 yaptı. 5'ten 1 çıktı. 5'ten 4 çıktı. 1. 8'den 8 çıktı. 0. Kalan da 1 oldu. Gerçek sonucum bakın 97. Tahmini sonucumuzda 100 çıkmış. Oldu arkadaşlar. Gayet yakın bir sonuç diyoruz tahminle. Gerçek sonucumuz. Burada hangi stratejiyi kullandığımızı yazın dediğinde de en yakın en yakın yüzlüğe en yakın yüzdeye yuvarladık arkadaşlar en yakın yüzlüğe yuvarlama yaptık. Yuvarlama yaptık şeklinde açıklamamızda yazdık. En yakın yüzlüğe yuvarlama yaptık. Yüzlüğe yuvarladıktan sonra tahminle gerçek sonucumuz yakın bir değere sahip olmuş oldu. Bu şekilde bu soruyu tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki çalışmamıza devam ediyoruz. Burayı temizledim. Eksik kalan kısımları sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Evet buralarda yok. Pekiştirelim kısmı var sayfa 55'te. Tabloda bir fabrikada üretilen bazı ürünlerin satış fiyatları verilmiştir. Hakan bu ürünlerden kendi mağazasında satmak için 45 tane kazak, 23 tane bot ve 17 tane mont satın almıştır. Satış fiyatlarında ve adetlerini en yakın onluğa yuvarlayarak Hakan'ın fabrikaya ödeyeceği tutarı TL cinsinden tahmin ediniz. Tahmininiz ile işlem sonucunu karşılaştınız demiş. Bakın burada kaçar adet aldığı verilmiş arkadaşlar. Hem satış fiyatını hem de adetleri en yakın onluğa yuvarlayarak işlem yapmamız isteniyor. Evet en yakın onluğa yuvarlayarak işlemleri yapmamız isteniyor arkadaşlar. 45 tane kaza kalmış. 45 kaza en yakın onluğa yuvarladığımızda birler basamağı 5 ve üzeri olduğu için yukarıya yani 50'ye yuvarlandı. Kazak fiyatı 84 ise Birler basamağı 5'ten küçük olduğu için aşağıya yani 80'e yuvarlandı. Birinci işlemim 50 ile 80'i çarpmak olacak arkadaşlar. 45 kazakla 84'ü 10'la göre yuvarladım. Sonra bota geçtiğimizde 23 bot. Birler basamağı 5'ten küçük olduğu için 20'ye yuvarlanır. Botun fiyatı 255. Birler basamağı 5 ve üzeri olduğu için yukarıya yani 260'a yuvarlandı. Burada 20'yi aşağıya 260'ı yukarıya yazalım arkadaşlar. Karışmasın çarpması daha kolay olsun. Devam ettim. Devam ettiğimizde mont 17 adet birler basamağı 5'ten büyük olduğu için bunu yukarıya yani 20'ye yuvarladım. Montun fiyatı yine burada 26 yazacağız. Çünkü diğeri 3 basamaklı. Montun fiyatında ise arkadaşlar birler basamağı 9 olduğu için yukarıya yani 5'ten büyük olduğu için 320'ye yuvarlandı. 320 ile de diğer mont için de demiştik yukarıya yani 20'ye yuvarlamıştık. Tamamdır. Şimdi bu üç çarpmayı yapacağız arkadaşlar. Toplam miktar ne kadar ödemesi gerektiğini bulmuş olacağız. Bütün ifadeleri en yakın onla şu anda yuvarlamış oldum. Çarpıyorum. 0 çarpı 0 0 0 çarpı 5 0 0 çarpı 8 0 8 kere 5 40 Bunu topladığınızda 0 aşağı indik 0 aşağı indik 0 aşağı indik 4 aşağı indik 4000 geldi arkadaşlar bu çarpma işlemimizin sonucu. Buna geçtiğimizde 0 çarpı 0 0 0 çarpı 6 0 0 çarpı 2 0. 2'ye geçtiğimizde 2 çarpı 0 0 2 kere 6 12 elde var 1. 2 kere 2 4 elde eklediğimizde 5. Topladığımızda 0 0 2 5 oldu arkadaşlar. 5200 bu geldi. Bunu çarptığımızda 0 çarpı 0 0 çarpı 2 0 0 çarpı 3 0. 2 çarpı 0 0 2 kere 2 4 3 kere 2 6 yaptı. Topladığımızda 0, 0, 4 artı 0, 4. 6'yı da aşağı indiğimizde 6400 oldu. Şimdi 3 ifadeyi de en yakın onluğa top çevirdik ve çarpma işlemlerini yaptık. Şimdi ise toplam tutarı bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? Hepsini toplayacağız. 4000 artı 5200 artı 6400'ü toplamamız isteniyor. 0, 0. 4, 2 daha 6, 4, 5 daha 9, 6 daha 15 yaptı. 15.600 TL'lik satış yapıldığını fabrikaya ödeyeceği tutarı bulmuş olduk. Hakan'ın fabrikaya ödeyeceği tutar 15.600 TL olarak bulunmuş oldu. Bizden demiş ki tahmin ediniz ettik. Tahmininiz ile işlem sonucunu karşılaştırınız demiş. Bir de normal işlemleri yapmamız isteniyor. Bir üç çarpma daha yapacağız. Biraz uzun bir soruymuş arkadaşlar birinci sorumuz. Bakın şimdi tek tek bir de bu işlemleri çarpma işlemini yapacağız. Ve işlemlerin sonucunu karşılaştıracağız. Şimdi onlara geçeceğim. Yeterli yer olmadığı için silerek ilerliyorum arkadaşlar. Siz öncelikle bunları not alın. Sonrasında diğer işlemlere geçin. Biz temizleyerek şimdi normal işlemlere geçeceğiz. Şuraya öncelikle 15.600 tahmini sonucumuzu yazmak istiyorum. Biraz sonra karşılaştırmak için. Şimdi 45 kazakla 84 kaza çarpıyorum. Normal sonucu. 5 kere 4 20 elde var 2. 4 kere 4 16. 2 de elde 18. 8'e geçtim 8 kere 5 40. Elde var 4. 8 kere 4 32. 4 daha 36 yaptı. Topladığımızda 0. 8 artı 0 8. 6 artı 1 7. 3'ü de aşağı indiğimde 3780 olarak bunun sonucunu bulmuş oldum. Bota geçtiğimizde 23 botla 255'i çarpacağız. 255 TL'yi üste yazdım. 23'ü de aşağıya yazdım. Çarpıyorum. 5 kere 3 15 elde var 1. 5 kere 3 15 elde ekledim de 16. Yine elde var 1. 3 kere 2 6 elde ekledim de 7. 2'ye geçimde 5 kere 2 10. Onun 0 elde var 1. 5 kere 2 10 elde ekledim 11. Yine var elde. 2 kere 2 4 elde eklediğimizde 5 yaptı. Toplayalım. 5'i e aşağı indim. 6 artı 0 6 yapar. 7 artı 1 8 yaptı. 5'i de aşağı indim de. 5865 de bunun sonucu geldi. Son işlemimiz montla 319'la 17 tane mont satmıştı. 17'yi çarpmak. 9 kere 7 63 elde var 6. 7 kere 1 7 6 daha 13 yapar. 13'ün 3'ü elde var 1. 7 kere 3 21 elde eklediğimizde 22 yaptı. Devam ettim. 1 kere 9 9. 1 kere 1 1. 1 kere 3 3 yaptı. Topladığımızda 3'ü e aşağı indim. 9 artı 3 12 yapar. 12'nin ikisi elde var. 1. 2 artı 1 3 elde eklediğimizde 4. 3 artı 2 de 5 yaptı. 5423 de bu işlemin sonucu karşımıza gelmiş. Oldu arkadaşlar. Şimdi bu 3 ifadeyi topluyorum. Ne var? 5423 5865 ve 3780 ifadesi var. Toplayalım. 5 artı 3 8 yaptı. Sıfırla topladığımızda 8 yapıyor zaten. 6 artı 2 8. 8 daha 16'nın 6'sı elde var. 1. 4 8 daha 12. 7 daha 19. Elde eklediğimizde 20 yaptı. 20'nin 0'ı elde var. 2. 5 5 daha 10. 3 daha 13. 2 de elde. 15 yaptı arkadaşlar. Burada 15 yaptım. 15.068 TL'de normal işlemin sonucu geldi. Bakın ger tahmini sonucumuz 15.600 çıkmıştı. Gerçek sonucumuz 15.068 çıktı. Gayet yakın sonuçlar çıkmış oldu arkadaşlar. Gerçek sonucumuzla tahmini sonucumuz arasında diyoruz. Ve bu şekilde birinci soruyu çözmüş olduk. Birinci sorumuz biraz tahmin ve gerçek sonucu bulduğumuz için uzun bir işleme sahipti arkadaşlar. İşlemleri tek tek detayıyla inceleyerek sizler de tamamlayabilirsiniz diyoruz. Ve ikinci soruya geçiyoruz arkadaşlar. İkinci soru demiş ki Belma 253 çarpı 18 işlemin sonucunu 5000 olarak tahmin etmiştir. Belma tahminini yaparken hangi stratejiyi kullanmış olabilir demiş. Bakın arkadaşlar burada sonuç 5000 çıktıysa sanki en yakın onluğa yuvarlamış gibi. Bakalım 253'te birler basamağı 3 5'ten küçük. O yüzden bunu aşağı yani 250'ye yuvarlamış. 18'de ise birler basamağı 8 yani yukarıya yani 20'ye yuvarlamış. En yakın onluk olarak. Bu ikisini çarptığımızda 5000 ediyor mu bakalım. 0 çarpı 0 0. 0 çarpı 5 0. 0 çarpı 2 0. 2'ye geçtim de 2 çarpı 0 0. 2 kere 5 10. 10'un 0 elde var 1. 2 kere 2 4 elde eklediğimizde 5 yaptı. Topladığımızda 0 0 0 5 oldu. 5000 oldu bakın sonuçla tahminle uydu. O zaman ne yapmış arkadaşlar? 253'ü en yakın onluğa yuvarlamış, 250 almış. 18'i e en yakın onluğa yuvarlamış, 20 almış. Bu ikisini çarpmış. <laughs> Strateji olarak da şunu yazalım arkadaşlar. En yakın onluğa yuvarlama yapılmış şeklinde stratejimizin adını da yazmış olalım. Bu iki ifadeyi de en yakın onluğa yuvarlamış. Sonrasında da çarpma işlemini yapmış diyoruz arkadaşlar. İkinci sorunun cevabı olarak hem işlemi gösterdik hem de stratejinin adını vermiş olduk. Üçüncü soruyla devam edeceğim. Buradaki işlemleri sildim. Sizler durdurarak eksik kalan kısımları tamamlayabilirsiniz. Üçüncü soru demiş ki bir seradaki 7343 biber fidesi her birinden 20'şer tane olacak şekilde kasalara yerleştirilecektir. Bu iş için kaç tane kasa kullanıldığını tahmin ediniz. Tahmininizi yaparken hangi stratejiyi kullandığınızı açıklayınız. Tahmininiz ile işlem sonucunu karşılaştırınız demiş. Bakalım arkadaşlar. Şimdi bu soruda 7343 biber fidesi 23 tane 20'şer tane Kasalara yerleştirilecek. O zaman şöyle diyoruz. 7343'ü 20'şer adet fideler olacak şekilde kasalara yerleşiyorsa 20'ye bölmemiz lazım. Bu işlemin tahmini ve gerçek sonucunu istemiş. Şimdi kullanacağımız strateji şu olsun. En yakın yüzlüğe yuvarlayalım bu ifadeyi. En yakın yüzlüğe yuvarlarken burası 50'den küçük olduğu için 43 olduğu için aşağıya doğru yani 7300'e doğru yuvarlanır. 7320'ye bölelim ve tahmin sonucumuzu bulalım. 73'ün içerisinde 23 defa 60 yapıyor arkadaşlar. 20 defa 3. Çıkardığımızda 3 kaldı. Burada 1 kaldı. 13 oldu. 0 aşağı indim. 130'un içerisinde 20. 6 defa 6 kere 0 0. 6 kere 2 12. 120 yaptı. Çıkardığımızda 0. Burası 1. Burası 0 oldu. 10 kaldı. Bu 0 aşağı indim de 100'ün içerisinde 20. Tam 5 defa. 5 tane 20. 100 yapıyor arkadaşlar ve kalan 0 0 0 oldu. Yani 365 kasa oluşur arkadaşlar tahmini sonucumuz. Şimdi gerçek sonucu bulalım. 7343'ü 20'ye bölüyorum gerçek sonuçta. 73'ün içerisinde 23 defa 60 yapıyor. 3 kaldı. Burada 1 kaldı. 4'ü aşağı indi. 134'ün içerisinde 20. 6 defa var. 6 kere 0 0. 6 kere 2 12. 120 yaptı çıkardığımda 4. 3'ten 2 çıktı 1. 1'den 1 çıktım 0. 3'ü aşağı indiğimde 143'ün içerisinde 20. Tam 7 defa. 7 kere 0 0. 7 kere 2 14 arkadaşlar. 3'ten 0 çıktı 3. 4'ten 4 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. 3 kalanını verdi. Sonucumda 367 kasa olarak bulunmuş oldu. Gördüğünüz gibi tahminimizle gerçek sonucumuz çok yakın sonuçlar olarak sonuçlanmış oldu arkadaşlar. Hangi stratejiyi kullandınız derseniz en yakın yüzlüğe yuvarladık. Şuraya yazabilirsiniz. En yakın yüzlüğe yuvarlama yapıldı şeklinde yöntemimizi de yazabilirsiniz. 3. sorunun cevabı olarak diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 3. soruyu da tamamlamış olduk ve 4. soruya geçiyorum. Buradaki işlemleri yine temizliyorum arkadaşlar. Sizler durdurarak Eksik kalan kısımları tamamlayabilirsiniz. Bir el arabası ile bir seferde en fazla 45 kilogram kum taşınabilmektedir. 810 kilogram kumun bu el arabası ile en az kaç seferde taşınabileceğini tahmin ediniz. Tahmininizi yaparken hangi stratejiyi kullandığınızı açıklayınız. Tahmininiz ile işlem sonucunu karşılaştırınız diye sorulmuş arkadaşlar. Burada bakın şöyle kullanabiliriz. Yine en yakın onluk en yakın yüzlük falan da yapabilirsiniz veya 45'in katı bir sayı olarak mesela 45'in katı 90 ikinci katı bunu da 900 gibi düşünebilirsiniz. Tahminde arkadaşlar sınır yok. İstediğiniz yöntemle yapabilirsiniz. Burada biz en yakın onluğa yuvarlayabiliriz veya en yakın yüzlüğe yuvarlayabiliriz 8 onu. Şöyle yapalım en yakın onluğa yuvarlarsam tam çıkmıyor ifademiz. Bunun en yakın yüzü o zaman şöyle yapalım. 45'in katından gidelim. 45'in katında bakın 90 var. Bu ifadeyi de 80, 810 değil de 900 gibi düşünelim. 900. 45'in katında çünkü 90 var. Bunu da 900'e çevirdim. 900'ü 45'e bölerek tahmini bir sonuç bulabilirim. 90'ın içerisinde 45 2 defa. 45'i 2 ile çarptığınızda tam 90 yapar arkadaşlar. 0 0 bu 0'ı aşağı indim buraya da yazıldı. Tahmini sonucum 20 oldu. Peki gerçek sonucum ne olacak? Bakalım. 810'u 45'e bölelim. 810'un içerisinde bakın. 81'in içerisinde 45 bir defa. 45'i yazdım. 1'den 5 çıkmaz. Yandan aldı. 11'den 5 çıktı. 6. Burası 7 kaldı yana verdiği için. 7'den 4 çıktı. 3. 0'a aşağı indim. 360'ın içerisinde 45 kaç defa? Düşünüyoruz. 8 defa dersem. 40 yapar. Tam 360 yapıyor sanki. Bakalım. 8 kere 5 40. 0 elde var. 4. 8 kere 4 32. 4 de elde vardı. 36. Tam 360 yaptı. Kalan da 0 0 0 oldu. Bakın gerçek sonucum 18 çıktı. Tahmini sonucum 20 çıktı. Gayet yakın sonuçlar arkadaşlar. Burada kullandığımız strateji de 45'in 45'in katı olacak şekilde olacak şekilde sayıyı düzenledik şeklinde açıklamamızı yazabilirsiniz. 45'in katı olacak şekilde sayıyı düzenledik. 810 değil de 900 aldık. 45'in katı olacak şekilde ve sonra bölme işlemini yaptık. Tahminimiz 20, gerçek sonucumuz 18 olarak bulunmuş oldu diyoruz ve 4. soruyu da bu şekilde tamamlamış olduk. 5. sorumuz olan son soruyla devam edelim. Sayfa 55'teki 125 çarpı üçgen işleminin sonucu sayıları en yakın onluğa yuvarlanarak 3900 olarak tahmin ediliyor. Buna göre üçgen sembolünün alabileceği en küçük ve en büyük doğal sayıları bulunuz demiş. Şimdi bu işlemin sonucu en yakın onluğa yuvarlanarak yapılmış. Bakalım bu ifadede bakın 125'i en yakın onluğa yuvarlamış. Bunu da en yakın onluğa yuvarlamış ve sonucu bu bulmuş. O zaman 125'i en yakın onluğa yuvarladığımızda 125 sayısı birler basamağı 5 olduğu için 5 ve 5 ve üzeri olduğu için yukarıya yani 130'a yuvarlanır. 130'la hangi sayıyı çarparsam sonucu 3900 çıkar? Bize bunu sormuş. Bakın burada çarpanlardan birisini bulmak için ters işlem yani 3900'ü 130'a bölmemiz lazım arkadaşlar. 3900'ü 130'a bölerek üçgen yerine gelebilecek sayıyı tespit edebiliriz. 390 içerisinde 130 3 defa 3 kere 0 0 3 kere 3 9 3 kere 1 3 tam 390 yapıyor bakın 0 0 0 oldu bu 0 aşağı indim aynı zamanda buraya yazıldı yani üçgen yerine 30 ifadesi gelmesi gerekiyor ama cevabımız 30 değil arkadaşlar neden değil üçgen sembolünün alabileceği en küçük ve en büyük doğal sayı değeri demiş şimdi biz bunu yuvarlanmış haliyle 30 düşünüyoruz Hangi sayı 30'a yuvarlanabilir? Bunun en küçük ve en büyük ihtimaline bakmak lazım. En büyük ihtimali arkadaşlar üçgen için 34 sayısı. Neden? Bakın 34 olduğunda burası 5'ten küçük olduğu için aşağıya doğru yani 30'a yuvarlanır. O zaman alabileceğimiz en maksimum değer üçgen için 34 değeri. En küçük kaç hocam? En küçük de arkadaşlar 26 değeri. Nasıl 26? Bakın burası 5'ten büyük olduğu için yukarıya yani 30'a yuvarlanır. O yüzden alabileceğiniz en küçük değerde 26 olacaktır. Bu doğal sayıları bulunuz demiş. Bakın önce bu üçgen yerine 30 ile çarpacağımızı düşüneceğiz. Sonra da hangi sayıları yuvarladığımızda 30 olur? Bunun en büyük ve en küçük ihtimalimiz, ihtimalini düşünmemiz gerekecek. Beşinci sorumuz biraz zor bir soru arkadaşlar. Bunu dikkatle dinleyip tekrar ee, anlamanız lazım. Bakın 30'a yuvarlanacak en büyük sayı 34, en küçük sayı da 26'dır diyoruz. Buraya ekstra dikkat dedik. Ve sayfa 55'i bu şekilde tamamladık. Diğer sayfalarımızda devam ediyoruz arkadaşlar. Buradaki işlemleri sildik. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Evet, diğer sayfalarla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıya doğru kaydırdık. 56. sayfada bir etkinliğimiz var. Demiş ki soruda aşağıdaki işlemleri zihinden hesaplayarak bulduğunuz sonuçları noktalı yerlere yazınız demiş. Bakın sıfırlı sayılarda 10, 100, 1000 veya onların katında katı olan sayılarla çarparken sıfır yokmuş gibi çarpma yapacağız arkadaşlar. Sonradan sıfırları ekleyeceğiz. Nasıl yani? A şıkkına baktığımızda 12 ile 1'i çarpacağız. Bakın sayıları çarpıyoruz sıfırlar yokmuş gibi. 12 çarpı 1 12 Sonrasında 2 tane sıfır var. İki tane sıfır ekledim. Cevabım 1200 olarak bulunmuş oldu. Bu şekilde A şıkkını çözdük. B'ye geçtiğimizde yine sıfırlar yokmuş gibi. 7 ile 5 çarpıyorum. 7 kere 5 35. Sonradan 3 tane sıfır ekliyorum. Cevabım 35.000 olarak bulunmuş oldu. Gördüğünüz gibi kolayca cevaba ulaşıyoruz. C'ye geçtiğimizde 18 ile 7'yi çarpacağız. Sonra sıfır ekleyeceğiz. 18 çarpı 7. 10 ile 7'yi çarpsam 70. 8 kere 7 56. 70 artı 56 126 yapar. Bunu zihinden yapamayabilirsiniz arkadaşlar. Zihinden yapamadıysanız hemen 8 kere 7 56 elde var 5. 7 kere 1 7 5 daha 12 şeklinde 126 olduğunu tespit edebilirsiniz. 126'yı yazdınız bir tane 0 var. 1260 şeklinde sonuca ulaşmış olduk. Ç şıkkında 35 ile 1'i çarpacağız. Sonradan sıfırları ekleyeceğiz. 35 çarpı 1 35. Bir tane sıfır burada bir tane sıfır burada. Toplamda iki tane sıfır eklememiz gerekiyor. Cevabımız 3500 olarak karşımıza gelmiş oldu. Sıfırları bakın sonradan eklememiz gerekiyor bu sorularda diyoruz. D'ye geçtiğimizde sıfırları görmüyorum. 7 kere 8 56. Sonrasında bir tane burada iki tane burada toplamda 3 tane sıfır eklediğimde cevabım 56.000 olarak karşımıza geldi. Son olarak E şıkkına geçtiğimizde 6 ile 4'ü çarpıyorsunuz. 24. Bir tane burada 3 tane burada toplamda 4 tane sıfır atacağız. Cevabımız 240 bin olarak karşımıza gelmiş oldu. Bu şekilde zihinden kolaylıkla bu soruları çarpabiliyoruz. Sıfırları sonradan ekleyerek dedik arkadaşlar. Ve 56. sayfadaki etkinliğimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Diğer sayfamıza doğru geçiyoruz. 57. sayfada burada bir tane etkinliğimiz var. Demiş ki aşağıdaki işlemleri zihinden hesaplayarak Bulduğunuz sonuçları noktalı yerlere yazınız demiş. Şimdi 5 ile çarparken bakın yukarıda bilgisini de vermiş. Doğal sayı sonuna bir sıfır ekleyip yarısını alabilirsiniz. Yani 10 e, çarpıyormuş gibi yapıp sonradan yarıya bölerek 5 ile çarpmak aynı şey arkadaşlar. Yani 83'ü önce 10 çarpıyormuş gibi düşüneceğiz. Sonrasında çıkan sonucu nasıl çarpıyorum? 83 çarpı 1 83 bir tane sıfır ekledim. Yani sonuna sıfır eklemiş gibi oldum. 830 yapıyoruz. Sonra bunu 2'ye böldüğünüzde 832'ye böldüğünüzde cevabınız ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Yani 5 ile çarpmak e, zihinden yapılırken önce 10 ile çarpıp sonra 2'ye bölmekle aynı şeyi karşılık geliyor. Bazı öğrencilere bu yöntem zor gelebilir ama yöntemimiz bu arkadaşlar. Önce 10 ile çarptık 830. Şimdi 2'ye böleceğiz. 830'u 2'ye bölerken 800'ün yarısı 400, 30'un yarısı 15, 415 şeklinde zihinden sonuca ulaşabilirsiniz diyoruz. Yine burada bölmede sıkıntı yaşayan arkadaşlar 830'u 2'ye direkt bölemiyorsa şu şekilde 2'ye de bölebilir. 8'in içerisinde 2 4 defa 8 yapar kalan 0. 3'ü indiğimizde 3'ün içerisinde 2 1 defa 4 kere 2 kere 1 2 çıkardığımızda 1 kaldı. 0'a aşağı indiğimizde 10'un içerisinde 2 5 defa 5 kere 2 10 şeklinde buradan da sonuca 415 cevabına ulaşabilir diyoruz. Bakın 5 ile çarpmanın yöntemi bu arkadaşlar. 10 la çarpıp 142 ile çarpıp 2'ye bölmek. Şimdi 1442 ile 5'i çarptığımızda 5 şıkkında. 142 önce 10 ile çarpıyorum. 142 çarpı 10. 1420 yapıyor. Sonuna bir tane sıfır ekledim. 10 ile çarpmak sonuna bir tane sıfır eklemekle aynı şey arkadaşlar. 1420'nin yarısını alacağız. 1420'nin yarısı. 2'ye bölmeniz isteniyor. Eğer bu ifade 1400 olsaydı yarısı 700 yapar. 1400'ün yarısı 700 dedik arkadaşlar. 20'nin yarısı da 10. Yani bu sonucu 710 olarak bulmuş olacağız arkadaşlar. Buraya da 710 yazdık. Yine 1410 20'nin yarısını alamayanlar bu şekilde 2'ye bölerek de sonuca ulaşabilir. Dediğimiz gibi 1400 düşünüp yarısı 700, 20'nin yarısı da 10. 710 şeklinde bu şekilde zihinden yapmamız isteniyor arkadaşlar. O yüzden zihinden yapmaya çalışalım. C'ye geçtiğimizde Burayı temizliyorum işlemler birbirine karışmaması için. Buradaki işlemlerde varsa eksiniz. Durdurarak tamamlayabilirsiniz. Önce bu ifade 384'ü e 10 çarpıyoruz. 3840 yaptı. Bu ifadenin yarısını alacağım. 3840'ın yarısı 2'ye bölünmüş hali. Bakın bu ifadeyi biraz 2'ye bölmesi zor arkadaşlar. 3800 olsaydı yarısı 1900'dü. 40'ın yarısı da 20. 1920 şeklinde bu ifadenin yarısına ulaşabiliriz. Tabi burada 3800'ün yarısının 1900 olduğuna da dikkat etmek lazım. Eğer bölemediyseniz dediğimiz gibi 3840 bölü 2 yaparak bölebilirsiniz. 3'ün içerisinde 2 bir defa çıkardığımızda 1. 8 e aşağı indim. 18'in içerisinde 2 9 defa. 9 kere 2 18 çıkardığımızda 0 0. 4'ü aşağı indiğimizde 4'ün içerisinde 2, 2 defa 2 kere 2 4 kalan 0. 0'ı aşağı indim aynı zamanda buraya yazılır ve cevabım 1920 olarak bulunmuş olur diyoruz arkadaşlar. Bu etkinliğimizde bu şekilde 5 ile zihinden çarpma yöntemini kullanarak yapmış olduk. Devam ediyoruz diğer etkinliğimizde. Burayı temizledik. Yine yetiştiremeyen arkadaşlar durdurarak tamamlayabilir. 57'deki son kısımda bir etkinliğimiz var. Demiş ki aşağıdaki işlemleri zihinden hesaplayarak bulduğunuz sonuçları noktalı yerlere yazınız. Bakın yine bilgi kısmına bakarsanız bir doğal sayı zihinden 8 ile çarparken doğal sayı 3 kere 2 ile çarpabilirsiniz. Yani 8 ile çarpmak yerine 3 defa 2 ile çarparsak yine aynı sonuca ulaşıyoruz. Bu da 8 ile çarpmanın e, zihinden yapılan yöntemi. Neden 3 defa 2 ile çarpıyoruz diyen olursa 2 çarpı 2 4 yapar. 4 ile de 2 çarptığınızda 8 yapar arkadaşlar. Yani 3 defa 2 ile çarpmakla bir defa 8'i çarpmak aynı şeydir. Mantığı da buradan geliyor. Şimdi nasıl yapacağız? 22 çarpı 8 demiş. Önce 22'yi 2 ile çarpacağız. 2 neden? Çünkü bir sayının 2 katını almak çok zor değil. O yüzden 2 ile rahatlıkla çarpabilirsiniz. 22'nin 2 katı 44 yapar arkadaşlar. 44'ün 2 katını alacağız. 44'ün 2 katı 88. 88'in 2 katını aldığınızda 80 olsaydı 160. 8'in ikinci katı 16, 160 artı 16, 176 şeklinde. Biraz bu 8'in 2 katını almak kolay değil. 176 olarak sonuca ulaşmış olacağız. Yani 8 ile çarpmak yerine de 3 defa 2 ile çarpmak aynı şey. Bunun yöntemi de bu arkadaşlar 8 ile çarpmanın zihinden işlemi. İkinci ifadeye geçtiğimizde B ifadesi 211'i 8 ile çarptığımızda 211'i önce 2 ile çarpıyoruz. 400 22 yapıyor. Bir daha 2 ile çarpalım. 422'yi bir daha 2 ile çarptığımızda 400'ün 2 katı 800, 22'nin katı 44, 844 oldu. Şimdi 844'ü bir daha 2 ile çarpmam lazım. 800'ün 2 katı 1600, 44'ün 2 katı 88. 1688 şeklinde bunun da 2 katını bulmuş oldum. Bu şekilde zihinden 2 katını alarak 8 ile çarpmayla aynı şeye ulaşmış oluyorum. 3 defa 2 katını almanız gerekiyor arkadaşlar. C şıkkına geçtiğimizde 43 ile 8'i çarpmam istenmiş. 43 ile önce 2'yi çarpacağım. 86 yapıyor 2 katı. 86'nın 2 katı. 80'in 2 katı 160. 6'nın 2 katı 12. 160 artı 12 172 yaptı. Şimdi 172'nin 2 katını alacağız. Burada iki katını alamadığınız işlemler varsa arkadaşlar alt alta çarpma yaparak iki katını almanız gerekir. 170'in iki katı 340, 2'nin katı 4, 2'nin iki katı 4, 340 artı 4, 344 şeklinde bu ifadenin de iki katını aldık ve bunun sonucunda 344 olarak bulmuş olduk. Bu da 8'den 8 ile çarpmanın zihinden yapılan süreci diyerek bu etkinliğimizi de tamamlamış oluyoruz arkadaşlar ve diğer etkinliğimize doğru ilerliyoruz. Burayı temizledik. Yine yetiştiremeyen arkadaşlar durdurarak işlemleri tamamlayabilirler. 58'in sayfada bir etkinliğimiz daha var. Burada da 9 ile zihinden çarpma. Bilgi kısmına bakarsanız bir doğal sayıyı 9 ile zihinden çarparken bu doğal sayı 10 ile çarpıp sonuçtan bir kez sayının kendisini çıkarabiliriz demiş. Bakın 9 ile çarparken de sayıyı önce 10 ile çarpacağız. Sonrasında bir defa kendisini çıkararak sonuca ulaşmış olacağız. Nasıl yani? 44 9 ile çarp dediğinde 44'ü önce 10 ile çarpacağız. Bir fazla ile çarpacağız. 10 ile çarpmak kolay çünkü. 440 yapıyor. Şimdi bundan bir tane 44 eksilteceğiz. 440'tan bir tane 44 çıkarırsak 440'tan 40 kısmını silersek bakın 400 kalır. Burada 4 daha var. 400'den 4 daha çıkarırsam 396 kalır. Yani bu işlemin sonucu 396 olarak sonuçlanmış oldu arkadaşlar. Önce 10 ile çarpıyorum. Sonra bir tane sayının kendisini çıkarıyorum. Bu kadar çık. B'ye geçtiğimizde önce 120'yi 10 çarpıyorum. 9 yerine 120 çarpı 10. 1200. Sonrasında arkadaşlar bir tane fazla çarptığım için 1200'den bir tane sayının kendisi yani 120'yi çıkarıyorum. 1200'den 100'ü çıkarırsanız 1100 kalır. 20 daha çıkarırsanız 1080 kalır diyoruz. Bu sorunun cevabı da 1080 olarak karşımıza gelmiş olacak. C'ye geçelim. 21'i önce 10 ile çarpıyorum. 21 çarpı 10. 210 yapar. Şimdi bundan bir tane 21 eksilteceğim. Çünkü bir tane fazla çarptım. 210'dan 21 eksiltiyorum. 210'dan önce 10 çıkaralım. 200 kaldı. Bunda 11 kaldı. 200'den de 11 daha çıkarırsam. 190 kaldı önce 10 çıkardığımda. Bir tane daha çıkardım. 189 kaldı arkadaşlar. Bunun cevabı da 189 olarak karşımıza gelmiş oldu. Biraz burada 21 çıkarırken dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar zihinden işlem sürecinde. 9 ile çarpmanın yöntemi de bu arkadaşlar. Bu e sayfayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Diğer etkinliğimize doğru geçiyoruz. Burayı da temizledik. Sizler eksik kalan kısımları durdurarak tamamlayabilirsiniz. Şimdi demiş ki diğer etkinliğimizde çarpanlarından en az birinin çift sayı olduğu durumda iki doğal sayıyı zihinden çarparken çift sayının yarısı ile diğer sayının iki katı alınarak çarpma işlemi yapabilirsiniz. Bu çok kullanılan bir yöntem değil ama buradaki etkinliği de buna göre çözmüş olalım arkadaşlar. Demiş ki aşağıdaki işlemleri zihinden hesaplayarak bulduğunuz sonuçları noktalı yerlere yazınız demiş. Bunda da şu yöntemi kullanacağız. Yukarıda anlatılan. Şimdi bunun yarısını alacağız. altının yarısı 3 yapar. Bunun da iki katını alarak çarpma işlemi yapacağız. Çok kullanılan bir zihinden işlem süreci değil. Nadir olarak sorularda kullanılabiliyor. Bir tanesinin yarısını aldım. Bir tanesinin iki katını. 115'in iki katı 230 yapar. 230 3'ü çarptığınızda cevabı ulaşmış olacağız. Birisinin yarısı alındı. Birisinin iki katı unutmayın. Ee, ve sonucu bu şekilde ulaşacağız. Bunun amacı da şu. Şuradaki 6'yı küçülterek çarpması kolay bir sayıya çevirmek ama dediğimiz gibi çok kullanılan bir yöntem değil arkadaşlar. Şimdi burada 0 yokmuş gibi çarpabilirsiniz. 23 ile 3'ü çarptığınızda 69. Bir tane 0 eklediniz. 690 şeklinde cevaba ulaşmış olduk gördüğünüz gibi diyoruz. Şimdi B'de yine bunun yarısını alalım. 7 yaptı. Bunun 2 katını alacağız. Birisinin yarısını, diğerinin 2 katını alıyoruz. 45'in 2 katı 90 yapar. 45 45 daha 90. 90 ile 7'yi çarpmamız yeterli. Burada 0'ı çarpmıyorum. 9 kere 7 63. Sonrasında 0 ekliyorum. 630 sonucuna ulaşmış oldum bu işlemde de. C'ye geçtiğimde yine bunun yarısını aldım. 3 yapar. Şöyle düzeltelim arkadaşlar 3'ü. Bunu 3 yaptım. Bunun 2 katını aldığımda 34 yapar 17'nin katı. 34 ile 3'ü çarpacağız. 4 kere 3 12 elde var bir. 3 kere 3 9 elde ekledim. 10 yapar. 102 şeklinde sonuca ulaşmış olduk. Bu da bir sayının yarısı diğerinin iki katını aldığımızda sonuç değişmez. O yöntemi kullanarak bu etkinliğimizi de tamamlamış olduk. 58'in sayfadaki e, bu kısımdaki etkinliğimiz ile diyoruz arkadaşlar ve 59'a doğru ilerliyoruz. Burayı temizledik. Aşağıya doğru geçelim. 59'da bir tane etkinliğimiz var. Evet, aşağıdaki işlemleri zihinden hesaplayarak bulduğunuz sonuçları noktalı yerlere yazınız demiş. Zihinden bölme işlemi arkadaşlar. Yine çarpmada olduğu gibi sıfırlar yokmuş gibi. Yani şöyle. Sıfırlar birbirini yok ederek olacak arkadaşlar. Mesela şuradaki sıfırla şuradaki sıfır birbirini götürecek. Buradaki sıfırla buradaki sıfır birbirini götürecek. Buradaki sıfırla buradaki sıfır birbirini götürecek, buradaki buradaki sıfır birbirini götürecek bölme işleminde. Kalan sayı 20 kaldı. Burada 1 kaldı. 20'yi 1'e böleceğiz. 20 şeklinde sonucumuz olmuş olacak. Yani birbirini sıfırlar bölme işleminde götürüyor arkadaşlar. Bu şekilde sonuca rahatlıkla ulaşabiliyoruz. B işleminde bakın buradaki sıfırla buradaki işlem birbirini götürdü. 96'yı 4'e bölüp şuradaki bir tane sıfıra eklesek sonuca ulaşmış oluruz. Çünkü diğer sıfırlar birbirini götürdü. 96'yı 4'e böldüğünüzde zihinden bölemeyen arkadaşlar 96'yı 4'e şu şekilde bölebilir. 9'un içerisinde 4 2 defa 8 yapar kalan 1. 6 aşağı 16'ın içerisinde 4 defa. 4 kere 4 16. Kalan da 0. 24 çıktı. Şimdi buradaki 0'ı da eklediğimizde 240 olarak bu bölme işlemin sonucunu bulmuş olduk arkadaşlar. Devam ediyorum. C şıkkında bakın bu 0 buradaki bir tane 0 birbirini götürdü. Geriye 35'i 7'ye bölüp şuradaki 2 0'ı ekleme kaldı. 35'in içerisinde 7 5 defa. Bu kolay bir çarpma. 7 kere 5 35. 5 defa. 2 tane de sıfırım var. 500 oldu. Bir taneleri eledik. Onu unutmuyoruz. Sadece burada 2 tane sıfırımız kaldı. Sonuç olarak diyoruz. Ç'ye geçtiğimizde 5 ile bölme. 5 ile bölmek için bakın yukarıda anlatıyor. Bu sayının 2 katını alarak 10'a bölebilirsiniz. Burada yine karışık bir yöntem var. Çok kullanılan değil öğrenciler tarafından. Ama 5'e bölmenin kuralı da bu arkadaşlar. Önce 2 katını alacağız. 10'a böleceğiz. 245'in 2 katını alıyorum. 490. Şimdi bunu 10'a böleceğiz. Bakın 10'a bölmek kolay. Sıfırlar gitti. 49'u 1'e böldüğümüzde 49 olarak sonucumuz ortaya çıkmış. Oldu arkadaşlar. C şıkkında bu şekilde çözdük. Şimdi işlemler biraz karışacak. D ve E'yi ayrıca çözelim. Şöyle temizledim. Hatta şunu da tekrar gösterelim. Bunun iki katını alıyorum 490. Bunun da iki katını alıyorum 10. 490'ı 10'a böldüğünüzde aynı sonuca ulaşmış oluyorsunuz 49 cevabına. Burada da aynısı 385'in 2 katı 380'in 2 katı 38'in 2 katı ne yapar? 60 76 yapar 760. Bir de buradan 5 şimdiki katından 10 daha geldi 770 yaptı arkadaşlar. Bunun 2 katı 770, bunun 2 katı 10. 770'i 10'a böldüğümüzde cevap ortaya çıkmış olacak Sıfırlar gitti. 77'yi 1'e böldüğümüzde de cevap 77. Şurada da 49'u yazalım. E'ye geçtiğimizde bunun iki katını aldım. 600'ün iki katı 1200. 40'ın iki katı 80. 1280'i 10'a böleceğiz. Sıfırlar gitti. 128 bölü 1. 128 olarak karşımıza gelmiş oldu. 5 ile bölmede de arkadaşlar 2 katlarını alıp yani 2 katını aldığımızda zaten 5'in 10'a bölmüş oluyoruz. Yani sayının iki katını alıp ona bölerek 5 ile bölme ile aynı işlemi yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bu da yine ara sıra kullanacağımız nadir kurallardan birisi diyoruz ve bu alt satırı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. İkinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Burayı temizledik. İkinci soru bir şekilli bir soru. Birinci şekil üzerinde, şekilde üzerinde doğal sayıların yazılı olduğu bir zemin verilmiştir. Bu zemine sadece bir üzerinde 500 yazılı olan küp ikinci şekilde gösterildiği gibi yerleştiriliyor. Bu küp ikinci şekil üzerinde ok ile belirtilen yol üzerinden kenarları boyunca devrilerek çıkış yazısına kadar getiriliyor. Küp devrilirken 500 sayısı dokunduğu yüzeydeki sayı ile çarpılıyor. Buna göre çıkış yazısına ulaşıldığında elde edilen çarpımların toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bu soru dikkatle yapılması gereken bir soru arkadaşlar. Çünkü 500 yazısı e sadece bir yüzeyinde yazılıymış. O yüzden çevirirken her her yere değmiyor. Sadece değdiği ile çarpılıyormuş. Bakın mesela bir sağa kaydırdığımızda bu sayıyı. Şu önce yan yüzü buraya değdiği için 80 ile bu 500'ü çarpmayacağız. Sonra bir daha çevirdiğimizde 500 bakın bu 90 ile tam 100 e yüze gelecek. O yüzden 90 ile çarpacağız mesela. Sonra yukarıya doğru giderken 500 burada Biraz hayal gücünü canlandırmak gerekiyor burada. Çevirdiğimizde şu üst tarafı gelmiş olacak. Orada 500 yazmıyor. Bununla çarpmayacağız. Sonrasında bu tarafa doğru çevirdiğimizde ne olur arkadaşlar? Hemen hayal edelim. Bakın 500 şuradaydı. Sonra bu ifadeyi bir şöyle çevirdik. Şu an 500'de değil, 500 de değil. Evet burada biraz hayal gücü gerekiyor bakın arkadaşlar. Düşünmeniz gerekiyor. Zar gibi düşünebilirsiniz. 6 tane yüzü var küpün. Bakın yana çevirdim. Şu boşluğa gelmişti. Bir daha geldi. 90'a çarptı. Şimdi yukarıya doğru çevirdiğim için şu üst kısma geldi. Sonrasında bir daha yana çevirdiğimde şu kısma geldi. Sonra bir daha yana çevirdiğimde şu kısma geldi. Sonra yukarıya doğru kapattığımızda üst yüze yine tekrar bu geldi. Bakın bunu biraz hayal etmesi çok kolay bir iş değil. Biraz canlandırmak gerekiyor. Tekrar şurada yine yüz, üst yüzde 500 var. Bunu bir daha sağa çevirdiğimizde şu yüz geldi. Bir daha bu tarafa çevirdiğimizde 30'la da üst üste gelmiş oluyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi burada biraz canlandırması bu işi çok kolay değil. elinizde bir zar al al alarak bir tarafına 500 kağıdını yapıştırarak deneyebilirsiniz. Çok kolay bir işlem değil. Yani 500'ü bir 9, 90 bir de 30 ile çarpma işlemi yapmamız gerekiyor. Yapalım arkadaşlar. Demiş ki bunları çarp sonra da çarpımların toplamını istemiş. 500 ile 90'ı çarpalım. 500 çarpı 90. Sıfırlar çarpılmıyordu biliyorsunuz. 5 kere 9 45. 2 tane burada bir tane burada. 3 tane sıfır eklediğimizde 45 bin oldu. Şimdi 500'ü bir de 30 ile çarpacağız. 500 çarpı 30. 5 kere 3 15. 2 tane bir tane burada. 3 tane sıfır ekliyorum. 15 .000. Bu ikisini topla dedi. 0 0 0 5 5 daha 10 yapar. 10'un sıfır elde var. 1 4 1 daha 5 elde eklediğimizde 60 bin olarak bu iki sayının toplamı da ortaya çıkmış oldu diyoruz. Burada biraz hayal etmesi zor o yüzden canlandırarak yapabilirsiniz. Biz de şu an canlandırdığımız için hata bile yapmış olabiliriz. Dikkatli o yüzden yapmanızı, evde tekrar etmenizi öneririz bu soru için diyoruz arkadaşlar. Ve diğer sayfamıza devam ediyoruz. Buradaki işlemleri temizledim. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Sayfa 61'e geçtik. Aşağıdaki işlemleri zihinden hesaplayınız demiş zihinden işlem kısmını yapacağız arkadaşlar. Birinci sorumuza baktığımızda bakın sıfırlarla çarpmıyorum. 138 çarpı 1 138. İki tane sıfır ekledim. Cevabım 13.800 olarak karşımıza gelmiş oldu. B'ye geçtiğimizde burada sıfırlarla çarpmıyorum. 53 ile 5'i çarpacağım. 50 çarpı 5 250. 5 kere 3 15. 265 yapıyor. İki tane sıfır eklediğimizde 26500 sonucuna ulaşmış olduk arkadaşlar. Yani burada 53 ile 5'i çarpmanız gerekiyor zihinden olarak. Devam ettim C'ye geçtim. 8 ile çarpma işlemi arkadaşlar neydi? 3 defa 2 ile tekrarlı çarpmaktı. O yüzden 95'in önce 2 ile çarpacağım. Burada yeterli işlem o yeri olmadığı için siz bunları herhangi bir deftere veya kağıda alabilirsiniz. Biz de buradaki boşlukları kullanalım. 95'i önce 2 ile çarptım. 92 katı 180 bir de buradan 10 geldi. 190 yaptı. 190'ın 2 katını alalım. 190'ın 2 katı 380 yapar. 380'in 2 katı. Bakın 8 ile çarpmak 3 defa 2 ile çarpmakla aynı şeydi. 380'in 2 katı da 760 olarak sonucu karşımıza gelmiş olacak arkadaşlar. C şıkkımızın cevabı 700, 760 olarak bulunmuş oldu. 3 defa 2 ile çarparak 8 ile çarpmayla aynı işlem sonucuna ulaşabilirsiniz diyoruz. Ç'ye geçtiğimizde 9 ile çarpma kuralı. 9 ile çarpma kuralı da bu sayının önce 10 ile çarpılıp sonrasında bir adeti çıkarmakla bulunuyordu. 71'i 10 ile çarptığınızda 710 yapar. Bir tane 71 çıkarmam gerekiyor 9 tane istediği için. 710'dan bir tane 71 çıkardığınızda önce 10'u sileriz. 700 yaptı. Bundan da 10'u sildiğimizde 61 kaldı. 600'den 60'ı çıkardığımızda 540 bir de 1'i çıkardığımızda 539 olarak zihinden bu işlemin sonucuna ulaşabilirsiniz diyoruz. Bu şekilde 10 çarpıp bir tane 71'i çıkarmamız gerekiyor işlem yaparken dedik arkadaşlar. 639 mu? Pardon. Yanlış yapmayalım. Doğru. 639 arkadaşlar. Şurada bir hata yaptık. Hemen orayı düzeltelim. Şimdi e, 10 çıkardık. 700 kaldı. 600 dedik pardon. Sonrasında 600, 700'den bir 60 çıkardım. 640. Sonra bir de bir çıkardım. 639 kaldı. Şunu düzeltelim hemen. 639 olacak burası. Dikkat edelim arkadaşlar. Zihinden yaptığımız için işlem hatalarına müsait bir konu. D'ye geçtiğimizde. Şimdi burası biraz işlem olarak karışmasın. Silerek ilerleyelim. Siz bu kısmı tamamlayıp. Dur, e, yetiştiremeyenler durdurarak tamamlayabilirler. Değişikliğimizde biz devam edelim. 325 çarpı 5. Bir sayıyı 5 ile çarpmak. Önce bu sayının sayıyı 10 ile çarpıp 2'ye bölmekle aynı şeydi. 325'i önce 10 ile çarpacağız. 325 çarpı 10. Yani bir tane sıfır ekleyeceğiz. 3250. Şimdi bu sayının yarısını alacağız. 3250'nin yarısını 2'ye böleceğiz. Yani 2'ye bölüyorum. 3000'in yarısı 1500, 250'nin yarısı 125, 1500, 225 daha, 1500, 125 daha 1625 şeklinde sonuca ulaşmış olduk. Kolay bir işlem değil bakın arkadaşlar. Önce 10 çarpıp sonra 2'ye bölüyoruz 5 ile çarpmanın yerine. Bu birazcık kullanılmayan bir yöntem ama 5 ile çarpmanın yöntemi de bu, bu, bu şekilde kullanmamız gerekiyor. E'ye geçtiğimizde burada bakın arkadaşlar Sıfırlar yokmuş gibi 55 ile 11'i çarpacağız. 55 ile 11'i bir çarpalım. 5 kere 1 5, 5 kere 1 5, 1 kere 5 5, 5 kere 1 5. Topladığımızda 5, 5 5 ile 10 elde var 1. 5'in üstüne elde ekledim. 605 oldu. Bu çarpma işleminin sonucu 605. Kaç tane sıfır var? 2 bunda bir tane bunda 3 tane sıfır var. Cevabımız 605 bin olarak E şıkkında karşımıza gelmiş oldu arkadaşlar. F ile devam edelim. Bu kısmı da siliyorum. İşlemler birbirine karışmaması için. Sizler eksik kalan kısmı durdurarak tamamlayabilirsiniz. F'ye geçtiğimizde 170 bini bine böl demiş. Bu kolay arkadaşlar bölme işlemi. Pardon şurada yanlış yaptık E'de arkadaşlar. Biraz işlemler çoğaldıkça bizim de zihinden yaptığımız işlemlerde hata çıkabiliyor. Geri geliyorum hemen tekrar. Şurada bir hata yaptık. E şıkkı bölme işlemiymiş. Biz çarpmaya gitti aklımız. Hemen nasıl bölme yapacağız? Şuradaki sıfırlar birbirini götürecek. Biz çarpma yaptık biraz önce. Onu düzeltelim E şıkkını. 55'i 11'e böldüğünüzde içerisinde 5 defa. Bir tane de sıfırımız var. 50 olarak sonuçlanmış olacak. Biz biraz önce çarpma ile alakalı bir kısım yapmıştık. Önce sıfırlardan birer tanesini götürdüm. 55'i 11'e böldüğümüzde 5. Sonradan sıfır ekleyerek 50 cevabına ulaşmış olduk arkadaşlar. F şıkkı bir bölme işlemi. Bakın bölmede önce sıfırları yok ediyoruz. 3 tane buradan 3 taneyi götürdü. 171'e böldüğünüzde cevabınız 170 olarak gelmiş olacak. G'ye geçtiğimizde 84 çarpı 15 arkadaşlar. Şimdi burada 15 ile çarpacağız. Yine 15 zindan işlem sürecinde çok nadir gelen bir sayı. Şöyle yapabilirsiniz bu işlemi. 84'ü 10 çarptığınızda 840 yapar. 5 ile çarpmak da bunun yarısı kadar yapar. 10 ile yap, çarpmak bakın 840. 5 ile çarpmak da bunun yarısı kadar. Yani 840'ın yarısı kadar olacak arkadaşlar. 840'ın yarısı 420 yapar. Bu iki ifadeyi topladığımızda da 84 ile 15 çarpmış gibi olacağız. 800 ile 400 topladım. 1200. 40 20 topladım. 60. 1260 sonucuna bu şekilde ulaşmış olduk diyoruz ve H ile devam ediyoruz. Yine bölme işlemi var bakın burada. Sıfırlar birbirini götürdü. 64'ün içerisinde 8. 8 defa. 8 kere 8 64 eder. Bir de 0 var. 80 sonucuna ulaştım arkadaşlar. Burada bölme işlemi var. 5'e bölme. 5'e bölmede ne yapıyorduk? 2 katını alıp ona bölerek sonuca ulaşıyorduk. 1525'in 2 katı 3050 yapıyor. Bunu 10'a böldüğümüzde sıfırlar birbirini götürdü. 305 bölü 1'den cevabımız 305 olarak karşımıza gelmiş olacak arkadaşlar bu şekilde son şıkları da yaparak birinci soruyu tamamlamış olduk arkadaşlar. Burada birkaç hata yaptık çarpma bölmede bazı işlemlerde bölmeyi görmüyoruz çarpma bölme karışık verilmiş onlara dikkat edemiyoruz. Onu düzeltmiş olduk. İkinci sorumuzda bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Yanda bir çarpma işlemi zihinden yap yapılış adımları verilmiş. Buna göre zihinden yapılan çarpma işlemini yazınız demiş. Bakın ne yapmış? 18'i 2 ile çarpmış. 36 çıkmış. 36'yı tekrar 2 ile çarpmış. 72 olmuş. 72'yi tekrar 2 ile yani 2 katına almış. 144 olmuş. Burada arkadaşlar çarpılan sayımız 18. Ne yapılmış? 3 defa 2 ile çarpılmış. 3 defa 2 ile çarpılma işlemi aslında 8 ile çarpılmayla aynı şeydir. Yani burada 18 ile 8'in zihinden çarpılma işlemi uygulanmış. Sonuç 144 çıkmış. Bize de demiş ki. Buna göre zihinden yapılan çarpma işlemini yazınız. 18 çarpı 8 eşittir 144 işlemi yapılmış. 2, 3 defa 2 ile çarpılmış. Bu 8 ile çarpılmanın zihinden yapılan işlem süreci diyoruz. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. İkinci soruyu da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Üçüncü soruya bakalım. Aşağıdaki sayı doğrusunda 0 ile 140 sayılar arası 7 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre A ve B noktalarına karşılık gelen doğal sayıların çarpımını zihinden hesaplayınız. Şimdi 7 parçaya böldüyse arkadaşlar o zaman 140'ı 7'ye bölerek her aralığa ne geldiğini bulalım. 140'ı 7'ye bölüyorum. 14'ün içerisinde 7 2 defa 7 kere 2 14 0 0 0 aşağı indim aynı zamanda buraya yazıldı. O zaman her bölüme 20 olacak. Burası 20. A'nın olduğu yer 40. Burası 60. 20 20 arttırarak devam ediyorum. 80. Buraya 100 geldi. 20 arttırdım. 120. 20 arttırdım 140. Her aralık 20-20 arttığını bulduk. Şimdi A'ya karşılık 40 geldi. B'ye karşılık da 100 geldi. Diyor ki bize A ve B'nin zihinden çarpınız. 40 ile 100'ü çarpacağız. 4 ile 1'i çarpıyorum. 4. Sonradan sıfırları ekliyorum. 2 tane burada bir tane burada. 3 tane sıfır ekledim. Cevabımız 4000 olarak karşımıza gelmiş oldu diyoruz. 3. sorunun cevabı olarak arkadaşlar. 4. soruyla devam ediyoruz. Yine burayı temizledim. Sizler işlemleri durdurarak tamamlayabilirsiniz. Dördüncü soruda demiş ki bir sütçü 875 litre sütün tamamını her şişede 5 litre olacak şekilde şişelere dolduracaktır. Bunun için sütçüye kaç şişe gerekli olduğunu zihinden hesaplayınız demiş. Şimdi 875'i 5 litrelik şişelere dolduracağı için 5'e bölme işlemi yapmam lazım. Bunun için kaç şişe olduğunu zihinden yap demiş. 5'e bölmenin zihinden işlemi neydi arkadaşlar? İkisini de iki katını alıp yani 875'in iki katını alıp 10'a bölerek aynı sonuca ulaşıyorduk. O zaman bu işlemin sonucunu yaparken 875'in iki katı 800'ün iki katı 1675'in 2 iki katı 150, 1600 artı 150, 1750 yapıyor. 1750'yi 10'a böldüğümüzde zihinden bu işlemi sonuçlandırmış oluruz. Sıfırlar sadeleşti. 175 bölü 1'den cevabımız 175 olarak karşımıza gelmiş oldu diyoruz arkadaşlar. Zihinden işlem sürecinde bakın. Sayının 2 katını alıp ona bölerek 5 ile bölmeyle aynı işlemi yapmış oluyorduk. Cevabımız da 175 olarak 4. soruda karşımıza gelmiş oldu. Ve 5. soruyla devam ediyoruz. Aşağıya doğru geçtik. Bir toplancı 120 kutu bisküvi almıştır. Her kutuda 8 paket bisküvi olduğuna göre toplancının toplam kaç paket bisküvi aldığını zihinden hesaplayınız. Şimdi 120 ile her pakette 8 tane olduğu için 120 ile 8'i çarpacağız. Ama bunu zihinden yap dediği için 8 ile çarpmanın zihinden işlemi şuydu. 120'yi önce 2 ile çarpmak. 2 katını almak. 240. Sonra bunu bir daha 2 katını almak. 240'ın 2 katı 480. Sonra bunun bir daha 2 katını aldığımızda 480'in 2 katı 48'in 2 katı ne yapar arkadaşlar? 96. Bir tane de 0 var. 960 şeklinde cevabımıza ulaşmış olduk arkadaşlar. 8 ile çarpmak yerine 3 defa 2 ile çarparak aynı sonuca ulaşabiliyorduk. O zaman bu işlemin zihinden süreci 120'yi 3 defa tekrar ederek 2 ile çarpmamız gerekiyor. Cevabımıza 960 olarak bulunmuş oldu. 5. soruda diyoruz. Ve son sorumuz 6. soruya doğru geçtik. Ve burada çalışmamızı bitireceğiz arkadaşlar. Aşağıda verilen şekilde her kutunun içindeki doğal sayı altında bulunan kendisine komşu iki kutunun içindeki doğal sayıların çarpımına eşittir. Buna göre zihinden işlem yapılarak şekildeki boş bırakılan kutulara gelmesi gereken doğal sayıları bulunuz demiş. Bulalım arkadaşlar. Şu şekildeymiş. Şu iki kutunun çarpımı üstteki kutuyu veriyormuş. Şu iki kutuyu çarparak üstteki, şu iki kutuyu çarparak üsttekine ulaşacağız. Boş kutuları doldurmam isteniyor. 5 ile kaçı çarparsam 50 yapar. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. 50'yi 5'e böldüğünüzde buradaki kutuyu bulmuş olursunuz. 50'yi 5'e bölmesi kolay arkadaşlar. 5'i 5'e böldüm. 1, 0 ekledim. 10 yapıyor. Burası 10 olması gerekmiş. Şimdi devam ettiğimizde şurayı bulalım. 50 ile kaçı çarparsam 5000 yapar. 5000'i 50'ye bölebilirsiniz. Zihinden bölebilirsiniz. Bakın sıfırlar birbirini götürdü. Şu şekilde. 5'i 5'e böldüğünüzde 1. 2 tane de 0 var. Buraya da 100 gelecek. Şimdi burayı 10 ve 100 buldum. Burayı bulabilirim. Sıfırlar birbirini götürdü. 10'u 1'e böldüğünüzde 10 çıkar. Burası da 10 olması gerekti. Şimdi bu nereyi bulacağız? Şurayı bulacağız. Şuradaki işlemde şunları silerek gidelim. Bakın bu kutuyu bulmak için tersten işlem. Yani bölme yapmamız lazım. Şu kutu için söylüyorum. Bunu buna böldüğümüzde burayı bulabiliriz. 3 tane 0'ı sildim. Bundan da 3 tane 0'ı sildim. 5'i 5'e böldüm. 1. 3 tane 0 olduğu için buranın sonucu 1000 olacak. Şimdi bu ikisini düşündüğümüzde 2 tane 0'ı sildim. 2 tane 0'ı sildim. 10 kaldı. 10'u 1'e böldüğümüzde 10 oldu. Burası 10 oldu. 10'u 10'a böldüğümüzde de 1 olur arkadaşlar. 1 kere 10. 10'u verecek. Yani tersten giderseniz bölme yaparak ulaşırsınız. Alttan giderek de çarparak yukarıya ulaşırsınız. Bakın 10 kere 1 10. 10 kere 10 100. 100 kere 10 1000. 1000 kere 5000 5 milyon. Ve 50 çarpı 100 5000. 10 çarpı 5 50. Hepsi doğruladı arkadaşlar. O yüzden boş kutuları bu şekilde 1, 10, 10, 10, 100, 1000 şeklinde sayıların gelmesi gerektiğini 61. sayfadaki altın soruda tespit etmiş olduk arkadaşlar. Videoyu beğenip, beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.